Oğlum, mevsim değiştirdik ya. Allah! Oy. Sen bizi hakikaten daha kaldırdın be. He. Oy, Baran sen ne kirli çıkıyormuşsun da. Aa, bak çıkın dediğinde aklıma geldi. Keşke yanımıza yemeğe içmeye bir şeyler alaydık. Bu dağ başında ne bulup ne yiyeceğiz biz ya? Ya. Ay merak ettin şeye bak Ayşe'cim ya. Sen ne üzülsün ki kendini, hazır pompalım da yanımdayken ben avlanır. Gene senin o güzel karnını doyururum gücü. Hıs hıs. Ablam arıyor. Abla, ne ettiniz kurban? Eniştemden bir iz var. Yok yok kardeşim yok. Anda o karılar yeri deldiler. Benim o Selvi boylu kocamı yerin dibine tıkazladılar ha. Sen ne ettin? Takip ettin mi? He ettim. Ettim de. Ne? Kur'an'ıma bir süre sonra gözden kaçırmışım. Ha bak sen hangi yöne doğru yettiklerini söyle. Ben bütün aşireti yollayacağım peşlerinden. Dört kollu aranı versin. Neme taraf gittiler. Mersin'e! Mersin'e taraf gittiler abla. Söyle bizimkilere istikamet Mersin. He tamam bak iyi oldu bunu öğrendim. Ben şimdi herkeşlere haber salacağım ha. Tamam kurban. Bacı bak hele sen bir delilik yapma ha. Ben üçünü sağ salim sana getireceğim tamam. Tamam tamam kardeşim tamam tamam. Mersin'di değil mi? Aa, doğru söylüyorsun değil mi? Mersin'de, Erlin'sin değil mi? Ya he. Bütün aşiretim Mersin'e yolladı. Artık bir tane tüneyip dönerler oradan. Kız safi gırtlaksın ha burada bile öf. Ya yazık ya adamlara. Ne diyorsun gülüm ya? Herkes gider Mersin'e, Baran gider tersine. hadi geçin üşümeyin bombulu. Geçin. Hadi dikkatli aman yok. Aman. Kalk. Sen ne yaptığının farkında mısın? Farkındayım tabii. Bugün bizim miladımız olacak gülüm. Ya Baran içeride her yerde resimlerimiz var. Babam görünce delirecek. Sevdiğim bugün bizim günümüz. Korkma her yerde bir hayır var. Hadi geç hadi. Hadi inşallah. İnşallah. Ayşe yavaş bak düşersin bir yerini kırarsın. Ya. Allah muhafaza. Ay bir de seninle uğraşmayalım. Çok güzelmiş ya. Aman Asya. Baran Duran'ın sıcak, güvenli, huzur dolu yuvasına hoş geldiniz. Asiye. Ben gördüğümü sen de görüyor musun? He. Asiye? Aa. Bu bizim Şirin'imiz değil mi? Sanırsam öyle dur. Bizim gallik, tatlı şirinimizin bu kurt adamın mağarasında ne işi var ki ne? Ya efendim şöyle geçelim lütfen. Ben size her şeyi bir açıklayacağım. Lütfen buyurun. Burnuma yemek kokularının dışında başka kokular da gelmekte. Ve bu durumdan hiç hoşlanmadım Asiye. Abla. Ahan da kötü kokunun sebebi belli oldu. Şirin. Baba. Baran. Baba. Aman. Enişte. Bu ne? Gelin damat. Damat. Şirin baba. Baran gelin. Gelin. Ne oluyor lan burada? Asiye neler oluyor burada? Ne oluyor? Ağam sanırım ufak çapta bir sinir krizi geçirmek üzeresin. Baran. Burada ne oluyor lan? Yok enişte. Bunların hepsi şantaj. Aman montaj. Aman foto şantaj. Abo foto montaj. Babacığım bunların hiçbiri gerçek değil. Baran sadece öylesine yaptırmış. Lan sen nasıl bir sapıksın da durup dururken ha? Benim kızımla gelin yuvaya oluyor lan. Ağam bak aklıma ne geldi. Acaba biz de yatak odamıza böyle boydan afişimizi yaptırıp astırsak mı acaba? Ayşe. Salak konuşma geç şuraya be. Lan bak üçe kadar sayırım. Eğer burada neler olduğunu anlatmazsan, bu fotoğrafların burada ne iş olduğunu bana demezsen, kendi ellerimle şuracıkla öldürürüm. Ağam sen yorulma ben sayarım. Üç. Baba dur ne olur lütfen gözünü yanayım lütfen yapma.
Kurban olayım dur. Bak Allah'ıma kullanmak kötü bir niyetim yoktu. Gel içeri geçek ben her şeyi anlatacağım. Gel! Evet, tekrardan hoş geldiniz. Ne içeceksiniz? Çay olsun, kahve olsun, meşrubat olsun, meyve olsun, hepsi var. Baran oğlum, sen bize böyle tatlı bir şeyler getirsen. Ay, ağzını öpeyim ana, Ayşe Hanım ya. Tatlıyı yek, tatlı konuşak değil mi? Bırakın şimdi tatlıyı, tuzluyu. De bakalım Baran'a. Nasıl oluyor da oluyor da benim kızımın resimleri senin duvarlarına duvar kağıdı oluyor? Nasıl oluyor? De haydi anlat. Anlat. Aşk enişte, aşk. Hay aşk mı? He. Bütün bunların sebebi... benim Şirin'ime duyduğum aşktır. Ne diyorsun lan sen? Lan sen müsebbibi aşktır öyle mi? Allah'ıma da Kur'an'ıma da öyle. Aşk ne ya? Bu aşk nereden çıktı gene ya? Aşk ne ki ne? Aşk iki ayrı cinsteki insanların birbirine karşı ruhsal ve bedensel olarak duydukları çok güçlü, şiddetli bir duygu. Bakınız senle ben. Evet diyor Ayşe Hanım. İşte benim de Şirin'ime karşı hissettiğim ruhen ve bedenen her şey Ayşe Hanım'ın dediği gibi biliyor musun? Hırk! Barana! Yahu sen aylar önce Şirin'den vazgeçmedin mi? Hani bu mesele kapanmıştı? Tövbe de! Ben Şirin'imi kendimi bildim bileli seviyorum. Ve Allah şahidimdir, ömrüm yettiği kadar da seveceğim. Öyle mi? Tutmayın lan beni! Şirin sakin! Geberteceğim ben bunu! Dur sen de, sus sen de, gebertsen de Şirin'i sormaktan vazgeçmeyeceğim. Ya oğlum sen yürek mi yedin? Bir sussana da! Ben susacağım anneciğim ya! Yedici ağam biliyor, kalender ağam bilmiş yok mu? Yedici ağam derken ha? Asiye ana biliyor, Ayşe ana biliyor, Azar'ı biliyor, Kaan'ı biliyor. Dur yıkılmak yok öyle. Sonra senin sonradan fırtlayan o gayrimeşru kardeşim biliyor. Hepsi biliyor. Ateşler biliyor. Ben mi bilmiyorum? Konaktaki en zayıf halka sen seçildin galiba. Ne yani? Ben konakta. Koynumda. Konak kadar yılan mı beslemişim de haberim yokmuş. Ağam şimdi o iş öyle senin zannettiğin gibi değildir. Ha bu ikisi var ya... Asiye tamam. Yeter her şey ayan beyan ortada. Ben sana evimi açtım. Sen benim kızıma göz koydun. Emanada ihanet ettin ki la. O ne biçim laf ya? Ben emanete ihanet etmem enişte. Etseydim Şirin'i kaçırdığımda etmiştim. Oh. Ne dedin lan sen? Ne dedin? Ne dedin? Demedim. Ne dedin? Ben ne dedim? Bir şey demedim. Dedin ne dedin sen? Ne dedim? Ben bir şey demedim. Ne dedin lan sen? Kıtıplık tıkıplık da açın lan. Ben kızımı kaçırdım. Tamam ne dedin sen? He dedim. Kaçırdım. Ama hele bir sor niye kaçırdım? Babacığım ben anlatıyorum hemen olayı. Aslında Baran beni kaçırmadı. Biz birlikte kaçtık. Oha! Ya siz bir sussanız adamın yüreğine mi indireceksiniz ikiniz birden ya? Asiye, ama bir şey oluyor galiba. Kendine. Sen yani benim konağımdan benim kızımı kaçırdın öyle mi? Neydim enişte? Neyseydim? Bırakaydım da sevdiğimi dolanlar alsaydı. Ben yerine kızımı koruyamayacak. Allah'ım, dün mü?
Estağfurullah. Estağfurullah. Öyle değil yani. Ben sana her şeyi anlattım işte. Bırak şanımızla, şerefimizle evlenek. Siz insanlar şan, şeref mi bıraktınız Değirmen? Baba, o nasıl laf? Şirin, sen sus. Sen var ya Baran, tuttun benim kızımı, dağa kaldırdın. Abo, böyle duyunca da kulağa hiç hoş gelmiyor ha. Ama namusuma, şerefime, kötü niyetimden değil. Ya seviyorum, seviyorum. Evlenecek. Benim senin gibi sahtekar, entrikacı, dolandırıcı bir adama verecek. Kızım yok Baran. Hadi. Bırak yavrum. Yürü lan seni. Dur anneciğim. Şirin yürü. İşte. Yavrum. Hadi kaydır lan. Etme, eyleme be ağam. Kulun köpeğin olayım, Şirin'imi benden alma. Ben sana yüreğimi açtım. Aramızda gizlisi saklısı kalmasın diye. Ya! Benim elimden bir kaza çıkacak. Çekil lan! Yürü! Ya baba! Ya baba! Yürü diyeyim ya, sana! Baran! Yürü! Ya baba! Çok yanlış yaptın delikanlı, çok. Senin de çekilecek çilen varmış be Baran. Ağlama yavrum, ağla. Açılırsın, rahatlarsın. Kusura bakma, benim gitmem lazım. Şey diyeceğim ama sana... bir delilik etme, olur mu? Etme. Şundan. Günah benden yetti. Baba ne yapıyorsun? Aa, ya baba! Aa. Ya baba ne yapıyorsun? Aa. Ya hayır! Baba, baba kendine gel ne olur. Aa, ya baba ne yapıyorsun? Aa. Şirin! 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 Yapma be ağam! Ağam yapma! Götürme Şirin'i be! Şirin! Şirin'im!
yapmadı ki? Gel. Gel benim anam. İyiyim yok bir şeyim. Abi baksana. Jandarma niye gelmiş ki? Ne bileyim. Ana belki babamdan bir haber vardır. He ya. Ay belki de ağam geri gelmiştir ha. Yok ana yok, öyle bir şey olsa haberimiz olurdu ya. Ana! Yoksa kara haber mi var ağamdan? Ağamda bu karılar yoksa bir şey değil mi ettik ağama? Komutanım! Anam! Ana! Komutanım! Allah Allah. Anam öyle mi? Komutanım! Ya bir şey yok. İhbarı duyunca kulaklarıma inanamadım. Kalender Ağa'yı gerçekten karıları mı kaçırdı? Komutan, o mesele aslında öyle değil. Bak şimdi de öyle. Asiye inanan şey karısı kaçırdı benim kocamı. Parayla, pompalıyla. Oğlum, hadi söyleyin ben. Ağamızı, babamızı kaçırmadılar mı? Ha? Hasan, Kökan. Babanızı, sizin analarınızı kaçırmadı mı lan? Bu belli ki aile içi bir mesele. Ama ben yine de anlayıp dinlemeden şikayeti yürürlüğe koymamıştım zaten. İyi yapmışsın komutan. Zaten küçük bir meseleydi. Ay nasıl yani öyle küçük meseleydi benim babam? Ya benim kocamı nikah masasında kaçırdılar. Ben şikayetçiyim ha. Yaz kayıtlara girsin komutan. Benim müstakbel resmi nikahlı kocam. Kalender bozuk, kondüz vaktiyle sınav sonuyla kaçırdılar ya. Kimse kaçırılmadı, ağam da buradaymış da. Baba. Ağam! Ağam iyisin, iyisin değil mi? Ağam o karıların el eline değmedi değil mi? Ha yemin et, dokanmadılar değil mi? İyisin, yemin et ağam, yemin et ağam. Mühterler, bırak beni, bir nefes alayım, bırak. Bırak Allah aşkına. Komutanım, sana da gereksiz yere zahmet verdik. Bak. Ya bu benim karıların entrikalarından biri daha işte. Sapasağlam karşındayım. Anladım, anladım. Ben de zaten böyle bir şey olacağını tahmin ettiğim için işlem falan yapmamıştım. Sağ olasın. Sen artık gerçi alıştın bizim konağın bu katakullilerine. Kusura kalma, ne olur, ne diyeyim ki ne başka? Allah yardımcın olsun. Hadi bana müsaade. Allah razı olsun. Ne, yolculayayım mı sen aşağı? Yok, hiç gerek yok. Ben yolu biliyorum zaten. Sizin şimdi konuşacaklarınız vardır. İyi günler. Sağ olasın. Sağ olasın. Hani size deyim, sizin yatacak yeriniz neyi yok? Haberiniz olsun. Mütebir abla, Mütebir abla. He. Sen gelinliğini çok sevdin herhal. Atıyorum ki hala üzerinden çıkarmamışsın. He, ben de şimdi sizi bir güzel seveceğim ki. Ama senin de hiç sevdiğin yok, sen de istiyorsun ya. Sinirim öyle baba. Yeter! Ya ne bu haliniz ya? Utanmıyor musunuz kendiniz lan? Toparlan. Şunlara bak. Geçin yerlerinize. Herkesler otursun. Oturun oturduğunuz yere. Herkes beni dinleyecek. Ve bana cevap verecek. Soruyorum. Bu konaktaki şiir bar aşkından kimin haberi vardı? Zeynep. Deyin bakalım. Ha? Hadi. Buradan başlayalım. Sen Şirin'in abisi, bacının aşkından haberin var mıydı? De bakalım. Vardı baba. Vardı öyle mi? Vay anasın. Sen
Şirin'in büyük abisi. Senin haberin var mıydı? Yusuf vardı benim babam. Aferin. Büyük abisiyle ortanca abisinin haberi olduğuna göre en küçüğün de haberi vardır illaki de. Öyle mi? Evet baba, doğrudur. Ama. Peki. Peki gelinler. He? Sizin haberiniz var mıydı? Hı? Evet, biliyordum baba. Ama çok özür... İlla yalakalık yapacaksın değildir Reş. Çık. Konuşmayın. Konuşmayın, siz sadece benim sorduklarıma cevap verin. Peki. Benim ailem... Benim ailem... Bir de soruyu şu şekilde sorayım isterseniz. Bu Şirbar aşkından haberi olmayan var mı? Ha? Benim şahitliğim kabul edilecekse eğer abim, benim de haberim vardı. Yazıklar olsun. Hepinize yazıklar olsun. Bir de benim kardeşim, bacım, evladım, gelinim olacaksınız. Yazıklar olsun. En çok da sana yazıklar olsun. Bu herif seni istemeye geldiğinde sen bu konağın altını üstüne getirmedin mi? Ben bütün duran aşırıcını karşıma almak bağısına senin arkanda durmadım mı? Durdum. Peki sen bu hayırlı bana niye yaptın, niye? Senden ne kadar utanma varsa bende de o kadar var baba. Sen annemlerin üstüne o Asude'ye aşık olduğunda hiç utandın mı? He? Önüne gelene göğsünü gere gere ben aşık oldum derken hiç yüzün kızardı mı baba? Bana bak! Asıl sen bana bak baba! Sana bu söyleyeceklerimi bir kere söyleyeceğim. Bir daha da söylemeyeceğim. O yüzden kulaklarını aç ve beni iyi dinle. Sen o Asude'nin peşinden giderken arkanda bıraktıkların hiç üzülür mü, yıkılır mı diye düşündün mü? Ya kızın yaşında, kızından sadece 3-5 yaş büyük bir kadına aşık oldun. Kızının onurunu, gururunu hiç düşündün mü baba? Ha? Düşünmedin. Ama şimdi sen söyle bana baba. Hangimiz utanalım? Ama sen hiç merak etme. Ben senin yerine de çok utanıyorum. Ben senin gibi bir babam olduğu için çok utanıyorum. Çünkü sen utanılacak bir babasın. Senin! Çık git karşımdan! Gözüm görmesin seni! Yıkıl! Baba! Yok senin baban! Yok sizin babanız! Ulan siz! Nasıl mezhebi geniş insanlarsınız siz! Siz nasıl adamlarsınız ki? Bu herif bacınızın etrafında pervane olurken hanenizde barındırdı adas! Al! Çocukların... Asiye! Hele sen Asiye, namusu için su gibi kurşun harcayan Asiye. Senin kızını daha kaldırmışlar da kılın çıkmamış. Bu mu lan senin delikanlı karılığın, bu mu? Ağam. Ağanız falan değil mi artık? Otur! Ağın yok, hiçbirinizin ağası yok artık. Hiçbirinizin ağası, kardeş babası yok. Gitti lan, kalender bozuk, gitti bitti. Aa.
yine mi gidiyorsun? Kaşım da ağlama, sus. Bu defa ben değil. Siz gidiyorsunuz hepiniz. Hiçbirinizi görmek istemiyorum. Yarın sabah uyandığımda hiçbirinizi bu konakta görmek istemiyorum. Benim babamla Şirin hariç. Bitti ya, bitti. Bu kadar işte, bitti. Geçmiş olsun, buraya kadarmış. Harç bitti, yapı paydos. Ama ben dedim, babamın arkasından oyun boyun çevirmeyelim dedim. Asıl ben demiştim. Gördünüz mü? Hepimizi birden kovdu. Bizi niye evden kovdu ki, anlamadım ben. Normalde kendi giderdi yani, niye böyle strateji değiştirdi? Ya ne yapacaktı? Adamı zıvanadan çıkarttığız hepimiz. He? Hiçbirinize itimadı kalmadı artık. Nereye gideceğiz biz şimdi?